balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet gezegeniniz Jüpiter bu ay ileri harekete dönüyor. Ayın 9'undan itibaren terazi burcunda ileri harekete dönecek ve 10 Ekim'e kadar da Jüpiter terazi burcunda ilerleyecek. Ve sizin 8. evinizde ileri bir Jüpiter kuşkusuz özellikle ilişkileriniz ve ilişkilerden gelebilecek finansal paylaşımlarla ilgili daha yararlı bir pozisyonda olacak. Ayın hemen başında Güneş İkizler Burcu'nda, Terazi Burcu'ndaki Jüpiter'le olumlu bir açısı var. Bir emlakla ilgili bir gelir, aileden gelecek bir miras, bir nafaka işiniz olabilir, bir kira geliri olabilir. Bunlarla ilgili şanslı gelişmeler olabilir ya da daha önceden beklediğiniz, çözümlenememiş bir işi çözümleyebilirsiniz. Çünkü aynı zamanda para evinizde de Venüs-Uranüs kavuşumu var. Bu finansal anlamda sürpriz bir çözümü, sürpriz bir fırsatı karşınıza çıkarabilir sevgili balıklar. Ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç'e geçiyor. Ayın 6'sında Venüs Boğa Burcu'na geçiyor ve 7'sinde de Merkür İkizler'e geçiyor. Evet, kişisel gezegenlerin burç değişimleri kuşkusuz günlük hayatımızdaki enerji dinamiklerini de değiştirecek. Zihinsel yapımız ve iletişimden sorumlu gezegen Merkür İkizler'de son derece güçlüdür ve hızlıdır. 7'si ile 24'ü arasında Merkür İkizler'de son derece hızlı ve aktif bir pozisyonda olacak. 4. evinizde olacak. Bu dönemde aile içi ilişkiler çok güçlenebilir. Ailede işte ailenin genç üyeleri daha fazla sizi ziyarete gelebilir. Evde kalabalıklar olabilir. Kardeşler, yeğenler, komşularla daha fazla irtibat içerisinde olabilirsiniz. Venüs'ün Boğa Burcu'ndaki pozisyon da sosyal hayatınızı destekleyecek. Bu dönemde yine yakın çevre ilişkileriniz güçlenirken keyif alacağınız organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Mars Yengeç Burcu'nda size güzel bir açısı olacak. Mars Yengeç Burcu'nda bu aşk hayatınızla ilgili romantik konularda biraz daha gündem oluşturabilir ya da enerjinizi bu alana daha fazla yönlendirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda yine aktif olabileceğiniz bir dönem. Çocuklarla ilgili organizasyonlar yine yoğun olabilir bu süreç içerisinde. Ayın 9'unda Yay Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin kariyer evinizde. Evet, etkileri belki geçtiğimiz ay sonunda başladı ama bu ay özellikle ayın 9'u ve 9'una yakın günlerde, 3 gün öncesi, 3 gün sonrası etkiler çok kuvvetlidir. Dolunay gündemde olacak. Aile büyükleriniz, kariyeriniz, ebeveynler, üstlerinizle ilgili alanlarda dolunay enerjileri daha fazla gündeme getiriyor. Kariyerinizle ilgili bir dönüşüm olabilir. Toplum önündeki imajınız, statünüzle ilgili bir gelişme olabilir veya ailedeki yaşlı üyeler, olgun kişilerle ilgili bazı görevler ve sorumluluklar gündeme gelebilir. Kronik sorunu olanlar, tabii ki sağlıkla ilgili konulara, özellikle yaşça büyük, olgun yaştaki kişilere biraz daha özen göstermekte bu dönemde fayda var sevgili balıklar. 24'ünden sonra Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve Yengeç Burcu'nda da yeni bir ay doğuyor. Ayın son haftası ve Temmuz ayının ilk günlerinde özellikle Yengeç yeni ayı gündemde olacak ve sizin 5. evi yeni ayı. Bu yeni ay keyif ve eğlenceyi yaşamınıza daha fazla getirebilir. Aşkla, romantizmle ilgili konular, çocuklarla ilgili kavramlar veya hobileriniz, sanatsal bazı etkinlikler gündemde olabilir. Çünkü burcunuzdaki Neptün'le Yengeç yeni ayının ve aynı zamanda Yengeç'teki Merkür ve Mars'ın da güzel açıları var. Bu yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz bazı fırsatları da karşınıza çıkarabilecek gibi görünüyor. Aşk hayatınızdan mutluluk alabilir, keyif alabilirsiniz. Çocuklarla da ilgili yine keyif verici gelişmeler olabilir. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.